Bugün Marmaris'teyim. Birkaç işim vardı Marmaris'e, o yüzden geldim. Bir yandan da merak ediyordum. Yangınlardan dolayı Marmaris ne durumdadır diye merak ediyordum. Bunu da görmek istedim. Yani bir aydır gelmedim. Zaten yangınlar başladığından beri aklımız bu tarafta. Ne olup ne bitiyor diye. Gerçekten merak ediyorum ama tabii benim gibi her merak eden buraya gelirse yangınların da önüne geçilemez. Geçen sene yaşandığı gibi bir sürü sıkıntı yaşanır. Fakat gördüğüm kadarıyla burada bir şey yok. Yani Marmaris merkezde bir şey yok. Zaten haberlerde de gördüğünüz kadarıyla bu tarafa gelen bir şey yok. Rüzgar, bulut vesaire de yok. Kül de gelmemiş. Zaten geçen sene o kadar çok yandı ki bu taraflarda yanacak bir şey kalmadı. Yani Marmaris'in bu tarafta şey kalmadı. Tabii ki de arka tarafımız falan çamlıklar, buralar var. Fakat buralara gelene kadar da bayağı önlem almışlar. İtfaiye araçları falan gördüm. Orada bekleyen bir sürü araç gördüm. Şimdi buradan aşağıya doğru ineceğim. Biraz Marmaris'i dolaşacağım. Ondan sonra İçmeler'e doğru geçeceğim. Hem bir Marmaris hatırası videom kalsın istedim. Hem de sohbet videosu şeklinde olsun istedim biraz. Buradan inerken de bilerek bu tarafa geldim. Yanımda Fok Badem'in heykeli var. 2008 yılında yapılmış bu. İsveçli sanatçı Emma Stroth tarafından yapılmış. Nisan-Mayıs 2008 yılında 1. Uluslararası Heykel Sempozyonu'nda yapılmış. Şöyle size göstereyim. Bunu ben de yaparım diyebilirsiniz ama yapamazsınız yani. Yine de güzel, güzel, hoş. Sanat anlayışımız tabii ki de bizim daha belki geride kaldığı için çok anlayamıyoruz. Fakat en azından bademin üst tarafı anlamında gerçekten güzel olmuş. Foça'da vardı bir tane badem heykelimiz bize. O tabii ki tam böyle fok şeklinde yapmışlar onu. O da güzeldi. O ne oldu bilmiyorum. O da sağlam duruyordu ama tabii üzerine çocuklar boya moya yazmışlar, bir şeyler yapmışlar. O da kötü olmuştu. Ama bu da güzel. Badem bizim her şeyimizdi. Fok balıklarımız bizim gerçekten her şeyimiz. Çok güzel hayvanlar. Onunla alakalı belgesel yapmıştım. İzlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kastık takacağım. Buradan şöyle bir Marmaris'e geçeceğim. Oradan içmelere doğru geçeceğim. Şöyle bir dolaşalım. Marmaris'te durum nedir, ne değildir? Ortam nasıldır? Turizm nasıldır? Bir görelim istiyorum. Çünkü derdimiz ve çilemiz Marmaris'te gerçekten de bitmedi. Yani sadece Marmaris'e, ülkede bitmiyor derdimiz, çilemiz de. Muğla geneline de derdimiz, sıkıntımız bitmiyor. Fakat Marmaris'in ayrı bir durumu var. Yok darbe oldu, yok yangınlar çıktı, yok deprem oldu vesaire derken bizim Muğla'da ciddi problemlerimiz var. Bir de bu yangınlar oldu vesaire ama herkesin kafasında sadece şey var. Yangın olduğunda hemen oraya otel dikilecek bir düşünce var. Fakat sadece otel dikilmiyor arkadaşlar. Yani otel işin sadece bir boyutu, bir parçası. Tabii ki de illa yangınları bunun için çıkartıyorlar demiyor. Bu sizin takdirinize kalmış. Ben de vatandaş olarak sadece fikrimi belirtiyorum. Fikrimi belirtmeye kalkarsam zaten muhtemelen porçay gibi bizi de içeri atarlar. O yüzden otosansürlü her zaman ilerliyoruz. Artık hayatımızın her evresi, tweet atarken, yaşarken, dolaşırken, tatil yaparken her şeyi otosansürlü yapıyoruz böyle, kendimizi durdurarak. Neyse, hikayeye geçeyim. Mesela Marmaris'in, benim evim normalde Muğla'da. Muğla'da, Bodrum'da ve Marmaris'te yaşıyorum ama çoğunlukla Muğla merkezdeyim. Mesela oradaki yukarıki köylere, Denizli'ye doğru giden ya da Aydın'a doğru gelen taraftaki, Bafa'nın olduğu taraflardaki köyler çok kötü durumda. Yani gerçekten içler acısı durumda. Özellikle pandemiden sonra orada inanılmaz bir maden sahaları açıldı. Bildiğiniz bütün zeytinlikler, ormanlar vesaire böyle katledildi. Tarlalar katledildi ve ciddi böyle bir madenler mantar gibi üredi. Bunun en büyük şeyi pandemide başladı. İnsanlar evden çıkamadığı zamanlarda ben böyle ara ara çıkıp dolaşıyordum köyleri falan böyle hava almak için. Gerçekten de böyle mantar gibi pıt 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 diye bir sürü ocakları açıldı. Tabii oraları bitiriyor. Oradaki halka gidin, sorun, dertlerini dinleyin. Yani içler acısı durum. Gerçekten de köylülerin durumu da içler acısı. Yani mücadele veriyorlar kendilerince ama yani paranın karşısında gerçekten de hiçbir şey duramıyor. Para gücü, sermaye gücünün karşısında hiçbir şey duramıyor. Evet, belki o taşlara vesairelere de ihtiyacımız var ama oraya gelene kadar yani çözmemiz gereken başka bir sürü problem var. Zeytinlikleri keselim, oyun yerine taş çıkartalım. Olacak iş değil. Yani şu an için olacak iş değil.
dağlar tepeler gidiyor. Neyse 5 dakika olmuş bile konuşmuşum. Ben bu konularda çok dertliyim. Bakmayın Marmaris, Muğla, Bodrum falan filan yaşıyorum da yani bu yaşadığım ortamla kafamızın içi gerçekten bambaşka. Zaten bizim gibi düşünen insanlar buralarda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyor. Çünkü gözümüzün önünde yok orman yanıyor, yok hayvanlar ölüyor. Yaban hayvanlarımız çok ciddi problem, yani tehlike altında. Bu yangınlardan dolayı arılar mesela, arılarımız da çok ciddi tehlike altında. Suyun altına iniyorsunuz, suyun altı bambaşka bir tehlike altında. O yüzden hani böyle turist ya da öyle işte Almancı, Arap turist gibi geleyim, yiyeyim, içeyim, tatil yapayım, gideyim kafasında yaşayamıyoruz. Yani biz burada o şekilde yaşayamıyoruz. Biz olaya, burası bizim vatanımız, canlısından ağacına, taşına kadar her şeyi korumamız mantığıyla yaklaştığımız için biraz stresli geçiyor. Neyse. Çok sakin değil mi ya? Neyse. Eskiden kruz gemileri de daha çok gelirdi. Artık kruz gemileri de gerçekten daha az geliyor. Ama gemiler her zaman kendisine hayran bırakıyor. İngiliz turist, Avrupalı turist gelirdi. O da yok. Yani son 5 senedir falan o da yok. Diyeceksin ki niye Avrupalı vesaire? Çünkü Avrupalı turist daha kaliteli. Oturmasını kalkmasını bilmesinden tut. Sohbet muhabbetine ya da hizmet veriyorsun. Geriye bir güzel bir teşekkür alıyorsun. İnanın bu bile çok ciddi fark ediyor. Yani çok ciddi değerli hissettiriyor en azından. Hem sizi hem de yaptığınız iş zorunuza gitmiyor. Aslan heykeline geldim. Bizim bir tane Datça aslanımız var. Biliyorsunuz değil mi? Datça aslanımız şu anda British Museum'da. Bu da onun benzeri. Bu Marmaris'le Datça arasındaki Apollon Tapınağı'nın oralarda bulunan aslan heykellerinden bir tanesinin örneğiymiş. Fakat bizim Datça'nın aslanı, Kinidos aslanı İngiltere'de.
Gözüm dolu olur benim ya. We have a shower. Yeah, they're
Oranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yunus Park. Burası komple Yunus Park. Yani diyecek bir şey yok.
Ağustoslar. Tam çalış Türk ortamı değil mi? Maalesef. Maalesef. Şimdi iç acıcı değil. Kendi vatandaşımız yolumuza giremiyor. Bir şey göremiyorum. Ama uyuyorsun galiba ya. Gerçekten iyi. Çok iyi. Geçen sene tıkım bu tarafta. Görüyorsunuz değil mi? Zaten hiçbir şey kalmadı. Mesela biz bu arka taraflarına falan giderdik. İşte bu tarafa giderdik. Ama hiçbir şey kalmadı o taraflarda. Komple gitti. İnşallah açılmaz işte. Oralara ev, otel vesaire bir şeyler gelirse kötü ki gider yani gördüğünüz gibi. Üst tarafına doğru gider. Yani yapmak istesinler. Yapmak istenin önünde kimse duramıyor görüyorsunuz değil mi? Kocaman yerde. Bazen saçlarımı kessem mi diyorum. Bir defa daha önceden kesmiştim komple. Sonra sadece denize girdiğimde bunu yapmak için bile vazgeçiyorum. Hazır diyorum saçım varken. Yani zamanın ne getireceğini bilemeyiz. Entropi her şeyi dağılıyor sonuçta değil mi?
Bir yandan da bisikletime bakıyorum. Duruyor. Malum ekonomi uçuyor. Aldığımdan beri bisiklet 2-3 kat fiyat arttı. Ayaklarımın etrafında ıskalozlar geldi. Size onları göstereceğim. Az önce gördüm ama bakalım. Ayağımla bastıkça kumlar kalkıyor ya, havaya taşlar falan. Bunların altındakileri yemeye gidiyorlar genelde. Ben bizim oradakileri eğitiyordum. Daha önceki videolarda görürsünüz. Sürekli onları yemeye geliyorlar.